Zaman dedim 4 saat. Kaç bir soru orası? Kaç bir soru? 7-8 kilometre abicim. 12-13 saat sürüyor. Ha, o zaman biz ona göre çıkacağız. Öbür ucu ya, öbür yerden. Ben akşam mıysa ben bineceğim abi. Akşam mıysam sabah varsa. Evet abi. Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün yine güzel bir videomuzla hep beraberiz. Şimdi bunlar ne oluyor abicim? Bunlar Türkiye'den gelmiş çaylar, salçalar oluyor. Gördüğünüz gibi Türkiye'den böyle fişlerini getirmiş arkadaşımız böyle. Tamer abimizle beraberiz. Tamer abimiz, Allah razı olsun. Şimdi Brezilya'daki iş arkadaşıyla beraber konuşuyor, sohbet ediyor. Evet arkadaşlar, Tamer abimiz dün geldi. Dün gittim Havaland'dan, özellikle böyle bunları aldım. Şimdi diyeceksiniz ki Brezilya'da salça yok mu? Evet abi, Brezilya'da Gaziantep Urfa yöresinin ev yapımı salçası yoktur. Gördüğünüz gibi bunlar Urfa isot biberleri, acı biberleri yoktur. Çay mı diyeceksiniz abi? Çay Brezilya'da kilosu neredeyse 500 real, 100 dolar. 100 dolar. Arkadaşlar çay yoktur burada. Olsa da bulursanız da 100 dolara denk geliyor. 100 dolar da neredeyse 1850 TL'ye denk geliyor. Ama Türkiye'de bayağı pahalanmış. Neredeyse 250-300 real arasında fiyatlar uçmuş. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Gerçekten zor bir durum arkadaşlar. Burada yumurtanın tanesi 50 kuruş para birimi. Bir de jumbo bunlar arkadaşlar. Ben söyledim abi. Söyledim abi, yarın haber vereceğim dedim. Akşam verecek, sabah orada olacak dedim. Şöyle oturalım. Allah'ın izniyle arkadaşlar şu an tek çalışıyorum. Bu hafta 7 günde 7 tane Türk geliyor. 7 arkadaşımız, 7 güzel Türk kardeşimiz geliyor buraya. Vera hala çalışıyor. Bu hafta son. Bu haftadan sonra Vera ile beraber video çekmeye başlayacağız. Sık sık yine videolarımızı yine sizlerle beraber hep birlikte olacağız arkadaşlar. Şimdi güzel bir sohbetimize başlayacağız. Sabahtır böyle bir sohbetimizi ediyoruz Tamer abiyle. Dün Tamer abiye gittim, aldım geldim havalanından. Havalanı aha böyleydi. Neden? Seçimlerden dolayı protestolar vardı. Şimdi arkadaşımız telefondan konuşuyor. Telefondan konuşmasını bekledikten sonra arkadaşımızın Türkiye'den getirdiği salça, biber, çay ve lokum, şeker, fındık, fıstık hepsinin parasını, ücreti neyse vereceğim. Benim yardıma ihtiyacım yok arkadaşlar. Benim paraya da ihtiyacım yok. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Tamer abimiz geldi. Ondan önceki gün abimiz Harun abimiz geldi. Ondan önceki gün Ebru ablamız geldi. Ebru ablamız kim? Ebru ablamız Türkiye'de anladığım kadarıyla Brezilya'da bir abimizi sevmiş. Yabancı bir damadımızdan evlenmek üzere gelen bir ablamız. Allah işi gücü rast gelsin. Benden gerekli bilgileri sordu. Ama o da beni geç bulanlardan birisi. Neden? Çünkü Ebru ablamız beni aradığında akşama ben uçağa biniyorum diye arada bir isteğiniz var mı diye. Fakat ki tutmuş yaklaşık 5000 TL yine tercümanlık parası vermişler arkadaşlar. Tercümanlık parası. Yavrum arkadaşlar, ben size 50 kez diyorum. 300 kez diyorum. 500 kez diyorum. Brezilya'ya gelmek için 2 aşı, rezervasyon veya gideceğinizin adresi yeterlidir. Ayrıca da uçak için gidiş geliş ve de sadece Brezilya'ya geliş, Arjantin çıkış bileti yeterlidir diyorum. Ama yine anlatamıyorum. Ebru ablamız evlenmek için gerekli olan sicil temiz kağıdı, yani GBT ve nüfus kayıt örneği kağıdını ve bunun yanında birkaç tane kendi kafasından galiba evrak hazırlamış. Bunlar da yaklaşık bir 5000 liraya yakın bir parası gitmiş. Allah yardımcısı olsun, üzüldüm. Ablamız dedi ki hiçbir şeye üzülmüyorum, verdiğim paraya da değil de. Yani ben o kadarcık zahmete çektim, ona üzülüyorum. Çünkü ben bilmiyordum ki, Brezilya konsolosu, Brezilya'da, São Paulo'da konsoloslukta GBT'nin ve sicil temiz kağıdı ve nüfus kayıt örneğinin ücretsiz Portekizce apostilli burada geçerli olarak verildiğini bilmiyordum dedi. Ben sizi sonradan tanıdım dedi. Tamam. Üzüldüm.
İstediğiniz bir şey var mı dedim. Ya dedim birkaç kofret çikolata alırsanız dedim seviniriz dedim. Eyvallah, Allah razı olsun. Bugün yarın inşallah bizi arar. Ararsa mutlu oluruz. Bana da yakın bir yerde oturuyormuş zaten. Ayrıca da yarın da Emre kardeşimiz geliyor. Emre kardeşimiz de benim böyle nerede 2 veya 3 bulvar aşağımızda. O da evlilik için geliyor. İyi. Abimiz sordum, abi dedim kusura bakma dedim. Yani fiyatları bilmediğim için dedim. Siz dedim ne kadar fiyat maaş alıyorsunuz abi dedi. Ben dedim 25-26 bin liraya denk geliyor Metin abi dedi. Ama dedi açız abi ya dedi. Yani aç değiliz de şu anında yetmiyor dedi. Ya nasıl yetmiyor abi ya dedim. 26 bin lira iyi paradır. Yok abi dedi. Zaten 15 bin lira diyor. Ben ailemden kaldığım için dedi. 15 bin lira ev kirası veriyorum dedi. Yani evlerin kirası 4 bin liradan 15 bin liraya çıkarmışlar. Anladığım kadarıyla. Hatta tekrar söyledim. Abi ne kadar dedim? 25-26 15 bin mi dedim? Yok dedi. 25-26 bin lira. Abi siz gerçek mi söylüyorsunuz ya dedim. Abi sırf abiden neredeyse yaklaşık bir saat muhabbet sohbet ettik. Sonunda oraya geleceğim dedi. Bir tanışmak için dedi. Bir 2-3 aylığına buraya geleceğim dedi. Sonradan dedi inşallah dedi alışırsam hoşuma giderse dedi evlilik için gelecek. Yem dedi istibacımızı yapacağız dedi. İnşallah ondan da kendisini gidip havalandan alacaktım. Ama dedi ki yok dedi benim eşim yani sevgilim dedi hatun dedi gelip alacak dedi. Tamam abi dedim bir problem olursa siz yine beni arayın dedim. Ve şu ana kadar haber gelmedi. Uçak 5.30'da inecek dedi. 6.30-7 gibi yaklaşık havalandan çıkar arkadaşlar. Brezilya'da bugün yaklaşık 15-16 derece bir sıcaklık var. Bu son soğuklar. Biz şu an Türkiye'nin Mayıs ayını yaşıyoruz dostlarım. Yani Mayıs ayını derken Brezilya Türkiye'nin 6 ay gerisinden gittiği için veya ilerisinden veya gerisinden aynı şey sonuçta 6 ay ileri de alsanız Mayıs ayıdır. 6 ay geri çekseniz de Mayıs ayıdır. Neden? Çünkü 11. aydayız. 11'de aydan 6 biz çünkü yaza gireceğiz. Siz orada kışa giriyorsunuz. Ama burada kışın yağmurlar yağar dostlarım. Mum aldım da bizim hanım kaldırmış diyecektim. Bak bura buymuş. Evet. Bak, ben hala arkadaşlar bak 2023 yılındayız. Hala 2023 yılındayız. Ve ben buraya deste mum alıyorum. Neden? Ben sularımı dolduruyorum. Depomu dolduruyorum. Erzaklarımı dolduruyorum. Ya olur ya diyoruz ya. Hangi, her an her şey olabilir kardeşim. Ukrayna'da dün savaş yoktu. Bugün savaş var. Ben erzaklarımı da dolduruyorum. Çayımı, şekerimi, yumurtamı, makarnamı, unumu, tuzumu. Niye? Ya her an her şey olabilir. Tedbirli düşünelim. Yani birkaç gün yetecek kadar, bir hafta yetecek kadar ne bileyim tedbirimiz olsun. Ara sıra burada elektrikler gidiyor. 18 saat, 15 saat daha gelmediği zamanlar oluyor arkadaşlar. Yani yarını düşüneceksiniz arkadaşlar. Biraz cesaret işidir yurt dışına çıkıp hadi ben bileti aldım, hadi yurt dışına çıkıyorum. Ben bir hatun buldum bedava benim. Ya arkadaş adama tık 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 para abi zırt beni sıkıştı. Ben daha bunun kadar tuhaf bir insan görmedim. Hiç ben şikayet etmiyorum ha. Bak ben burada yüzlerce hatta binlerce Türk'ten karşılaştım. İşte benim buradaki karşılaşmam neye sağlıyor biliyor musunuz dostlarım? Ben burada insan tecrübesi ediniyorum. İnsan tanıyorum. İnsan sarraflığını yaşıyorum. İnsan sarrafı oluyorum ben burada. Sizlere teşekkür ediyorum. Gelin. Hepiniz gelin. Bakın geçen gün burada yine bir Türk arkadaşımız vardı. Karı koca. Çocukları doğdu. Neredeyse çocuklar 1 yaşına gelecek. Daha çocuğun evrağını çıkartamadılar. Bırak 12. Biz çoluk çocuk doğduktan sonra 1 yıl sonra vatandaş olacağız diye beklerken birkaç eksiklikten dolayı yanlışlıktan dolayı çocuğun evrağını çıkartamadılar. Ya arkadaş ya. Yok. İltica ediyor. Burada iltica yok. İltica başvurusu yapıyorsun. İlticayı kabul edilmiyor. Öyle bir şey yok. Burada evlenmediğin sürece, çocuk yapmadığın sürece, emeklilik yaşamadığın sürece, emekliliğine 2000 dolar göstermediğin sürece, emekli oturumu da var burada. 2000 dolar yani 10 bin real gelirini gösterirseniz burada oturum alabiliyorsunuz. Burada bir ev alırsanız yine vatandaş olma hakkına başvurabiliyorsunuz. O ayrı bir mesele.
Ama burada hadi ben geldim, iltica ettim, vatandaş oldum, Japonya'ya gideceğim, Amerika'ya gideceğim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Onu kim söylemiş? Zıplamış. Kendi kafasından daha Portekizcesinin P'sini dahi bilmiyor. Kendi kafasında. Ya hele bir arkadaşa sorun. Senin Portekizce ne kadar deyin? Yani size bazı kişi diyor ya, birkaç tane ben video gördüm. Bir kişiden duymadım. Birkaç kişiden duyduğum için isim vermiyorum. Diyorlar, biz vatandaş olacağız, Avrupa'ya gideceğiz, Amerika'ya gideceğiz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kurban oldum ya. Ya aha ben ya, ben. 12-13 yıldır belli buradayım kardeşim. 12-13 yıldır belli buradayım. Bak benim adım belli, sanım belli, adresim belli. Nerede çalıştığım belli, hangi iş yerim olduğu belli, neyim olduğu belli, adım, cinim, cibiliyetim, gelmişim, geçmişim, 7 sülalem belli, adresim belli. Benim herkesim benim adresimi, telefonumu bulabilir kardeşim. Herkes Shopping Oriental yazdın mı, benim iş yerimi bulabilir. Paraisopolis yazdın mı, benim evimi bulabilirler. Benim evim gizli bir yerde değil. Benim sabukam yoktur. Benim GBT'm temizdir. Ben her yere gidebilirim, hiçbir sıkıntım yoktur. Ama ki ben kahve işi yaptığımdan dolayı dostlarım Türkiye'ye fazla gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Çünkü 2018'de bir sefer gittim. Ondan önce maddi durumum çok çok iyi değildi 2018'e kadar. Çünkü ev aldım, araba aldım, çocuklarımı getirdim. İşimi ortamımı yapıncaya kadar hep yatırım yapmak zorunda kaldım. Ondan sonraki durumda ben 2018'e gittim. Türkiye çünkü benim kahve yaptığım iş birebir yapılan bir iş. Yani hacı 3 gün sen yap abi. 3 gün sen götür çarşıya abi. Öyle bir şey yok. Kimse götürmüyor. Kimse götüremez. Çünkü benim iş yerinden evimin arası yaklaşık 20 kilometre dostlarım. Bunu kimse yapamaz. Ben bunu bir hafta götürmeyince, 10 gün götürmeyince, bu sefer müşteri bırakıyor, direkt kaçıyor başkasına. Çünkü bu işi ben yaptıktan sonra bir sürü kişi yapmaya kalktı. Hatta birkaç tane de Türk yaptı bu işi. Türk, evet Türk. Geldiler karşında, bu kahve işimi yaptılar. Nah yapabildiler tabi. Bu iş biraz yürek ister. Çünkü kimse kahve kolayı geceye de her gün ama her gün ben 8 sene boyunca burada 7-24 7-20 çalıştım. Pazar günü dahil 7-24 derler ya, 7-24 değil tabii ki. 7-20 ben pazar günü dahil çarşıya gittim geldim. 8. sene sonrasında pazar günlerini bıraktım. Ondan sonra pazar günleri ya sipariş oluyordu, ya fest oluyordu, ya parti oluyordu, ya doğum günü partisi oluyordu. Bu tür olaylara gitmeye başladım. Ha, abi işte biz diyorum ya, burada ne kadar bir Lübnanlı var, Lübnanlıyı görünce kaçıyor. Aynı Almanya'da öyle. Sen bir dönerci açıyorsun, hemen karşıya hop 5 tane daha dönerci açılıyor. Sen karşıya bir lokanta açıyorsun, hop karşıya bir 5 tane daha bir lokanta açılıyor. Sen karşıya bir mağaza açıyorsun, müşteri ha böyle hop 5 tane daha karşıya açılıyor. Ama benim işte bu kahve işini kimse yapamıyor arkadaşlar. Bu kahve işi var ya, yürek ister, cesaret ister. Bak gece 2.30'da kalkmışım. Saat akşam 5.43 olmuş. Dışarıda 15 derece sıcaklık var. Ve normalde ben çalışmamış olsam normalde donarım. Ama çalışmaktan bana ter geliyor. Çok şükür alnımızın terinden çalışıyoruz. Gurbette para kazanmak hiç de kolay değil arkadaşlar. Ha, o alternatif yollar da tabii ki çabalamak lazım. Uğraşmak lazım. Kolay değil. Bak diyorum ya, mum aldım, mum. Mumdan yaşıyoruz ya, mumdan. Her taraftaki bütün ışıklarımız bizim burada LED. Burada elektrik parasını gelirse veriyoruz, gelmezse vermiyoruz. Geldikçe ve çok ucuz. Elektrik ucuz. Su da ucuz. Elektrik 150 riyal arası bir şey veriyorum. Yani ne kadar, 20 dolar veriyorum. Su da ile veriyorum. Su da 10-15 dolar veriyorum. O kadar, çok şükür. Dediğim gibi. Arkadaşlar, şimdi güzel bir videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi Brezilya'dayız, São Paulo'dayız. Abone olmayı unutmuyoruz. Yakında veralı videolarımız, yakında yemek videolarımız bayağı ardı ardına gelecek. Dediğim gibi arkadaşlar, abone olmayı, like atmayı, mesaj atmayı ve Brezilya'ya gelirken lütfen benimle iletişim kurmayı unutmuyorsunuz. Aşağıda Metin İyi Köşker Instagram adresinden, Metin İyi Köşker Messenger adresinden buluşmayı unutmuyoruz. Herkese selamlar arkadaşlar. Brezilya'dan, São Paulo'dan selamlar olsun arkadaşlar. Bir başka bir videoda, bir başka zaman yerde görüşmek üzere.
Herkese hoşça kalın. Görüşmek üzere.